Arkadaşlar merhaba ee, Alper ben uzun süredir test hayva video yükleyemiyorduk bunu bunda çok farklı sebepler var ee, özel sebeplerden dolayı ülkeden ülkeye geziyorum bayağıdır onun dışında tabii malum pandemi içinde yaşıyoruz. Ee, bu video şimdi birazdan izleyeceğiniz videoda sizin ne bu bir ecal takımda e, olgun ecal bir takımda hani QA süreçlerin bir story'nin life cycle'ı üzerinde hangi noktalarda hangi rollerle iletişim halinde olur hangileriyle beraber pair olur yani beraber çalışır e, onu ne tür sorular sormaya e, sorabilir. Bunun gibi şeylere değinmeye çalıştık. Bu video tabii yani uzaktan hani pandemi şartlarında çekildiği için size gerçekten bir işte yerinde ofiste nasıl insanların böyle bir yan yana oturup bu işleri konuştuğunu göstermek isterdim ama bunu şu anda yapamıyoruz. Şu anda bu videodan sizin almanızı beklediğim şey bir story üzerinde neler konuşuyoruz bir stat, işte mesela bir jiradaki statüler arasında geçiş yaparken hangi seremonileri uyguluyoruz? Q&A rolünü sürecin her adımına nasıl entegre ediyoruz bunları anlatmaya çalıştık. Bu videoda benimle birlikte Berna Gökçe, Bayezit ve ve Alper Köse arkadaşım rol aldılar. Berna bir P.O slash B.A rolünü, Alper de işte bir developer slash lead, tech lead rolünü oynuyor. Ben de yani Q.A olarak rol alıyorum. Burada videonun içinde yine şeylerle de göstermeye çalışacağız süreçlerin bölünmüşlerini, arada geçişlerini falan. Ama bunu genel bir işte nasıl konuşulduğunu Storyler üzerinde neler tartıştığımızı görmeniz için çektik. Umarım faydalı olur. Ee, dediğim gibi hani videonun sonunda da bahsedeceğiz. Bununla ilgili sorularınız olursa bana, Berna'ya, Alper'e e, LinkedIn'den veya bu işte videonun altına yorum yazarak her türlü ulaşabilirsiniz. E, umarım faydalı olur. E, beğenmeniz ümidiyle. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Ee, biliyorsunuz ki kullanıcı sayımız ve artı içeriklerimiz gittikçe artmakta ve biz yeni diziler ve yeni filmler uygulamamıza eklemeye devam ediyoruz. Bir piyasa araştırması yaptık ve kullanıcılarımızdan feedback aldık ve fark ettik ki artık kullanıcılarımız arama yaparken daha farklı şekilde arama yapabilmek istiyorlar. Şu anki hali hazırda nasıl arama yapıyorlar? Dizinin direkt adını yazabilirler ya da adın belli bir bölümünü yazarak istedikleri dizi ya da filme ulaşabiliyorlar. Fakat biz istiyoruz ki şu anda herhangi bir kelime yazdığında ya da bir kategori yazdığında farklı filmlere ve ona hani kategoriyle alakalı farklı dizilere ulaşabilsin. Ve bugünkü konumuz bunun hakkında sizlerle beraber bunu nasıl geliştirebiliriz, nasıl yapabiliriz konuşmak ve aslında uygulamayı geliştirmek istiyoruz. Şeyle ilgili müşteriden veya da iş biriminden istenilen şey var mı? Bir cümle olarak veya ne istendiğine dair bir tanım var mı? Aslında var bir tane örnek aslında bir tasarımımız var size gösterebilir miyim isterseniz. Çok iyi olur. Mesela bu bizim zaten halihazırdaki arama alanımız. Fakat şu anda bu özellik yok. Sadece özellik eklendiğinde nasıl bir şeye benzeyecek diye bir prototip hazırladık size. Hani da düzeyinde. Hı -hı. Ee, şimdi buraya baktığımız zaman mesela kullanıcı deneyle alakalı bir film seyretmek istiyor. Ve aslında hani ne seyretmek istediğini de bilmiyor. Biz buraya deney yazdığımız zaman kullanıcı o filmin içerisinde ya da dizinin içerisinde deneyle alakalı bir konu geçiyorsa ya da içeriğinde hangi bir deney kelimesi varsa ya da deneyle alakalı bir kategoriye taglanmışsa bu tarz aslında hani bağlı olan tüm dizileri ya da filmleri göstermek istiyoruz. Yani şey kısaca oraya açıklamaya şey yazabiliriz o zaman. Burada sadece başlıkta kelime aramak yerine o kelimeyle ilişkili bütün kategorileri, tagleri, başlıkları hepsini bir arada arama diye anlıyorum ben bunu. Evet. Başlık olarak mı yazalım? Peki içerik olarak mı yazalım? İçerik olarak yaz. Arama alanına kategori ve kelime ile arama ekleme bence yeterli. Arama kutusunda işte tekste arama yapıldığı zaman sadece video başlığında evet sadece video başlığında aramak yerine kategorileri, tagleri evet. ve aynı zamanda başlıkları arama gibi denilebilir. Şu andaki konumuz bunlarla alakalı ki Hı -hı. bunun üzerine ayrıntılı şekilde konuşabiliriz nasıl geliştireceğimizi. Hı -hı. Şimdi burada benim e, bir şeyim var. Alper sen de ne dersin bilmiyorum ama bunu birkaç story'e bölsek diyorum ben. Yani hepsini bir story altında aramak yerine mesela bir story'de e, o girilen metin hem başlıklarda hem kategorilerde arama yapsa bir sonraki story'de mesela e, o metin ...ve taglerde arama yapsa? Anlatabiliyor muyum? Böylece şeyi... E, ...ikiye bölmüş olsak. Mantıklı geliyor mu? İsimlerde, kategorilerde, taglerde. Evet, evet. Üç, üç tane şey olduğunu... ...düşünüyorum ben. Hı -hı. Bir isim... ...iki kategori ismi... ...üç e, bu işte... ...ilgili tagler diyeyim yani... ...yönetmeni, oyuncusu, kategorisi... ...bilmem neyi falan. E, bu şey zaten var bizde. Başlık üzerinde aramamız var... Hı hı. Bir, bir story'yi kategori aramayı eklemek yapsak, diğer story'yi de ondan sonra tagleri eklemek, arama tagler üzerinde arama olarak yapsak diye düşünüyorum. Tabii olur. Ee, sadece bu noktada bir şey daha ben sorayım. Ee, bu üç farklı alandan bahsediyoruz şu anda. Ee, bu üç farklı alanı arama yaptığımızda aynı anda mı göstermemiz gerekiyor yoksa atıyorum önce Mesela en hızlı olan büyük ihtimali e, isimleri arasında aramak Hı -hı. gibi, e, yani bir kısmı asenkron gelerek tamamlansa veya hani nasıl bir beklenti var bu konuda? Hepsinin bir anda gelmesi mi? Hı -hı. Yoksa bir kısmının sonradan gelmesi kabul edilebilir bir şey mi? Aslında hani kullanıcı arattığında direkt hepsini görse güzel olur. Hani çünkü ona göre karar verebilir. Çünkü hani o kadar uygulamaya aşina da olmayabilir. Neyi nereden bulacağını bilmeyebilir. Olabildiğince ulaşılabilir kılarsak daha rahat ilerler diye düşünüyoruz. Yani asenkron derken aslında 1 iki dakikalık farktan bahsetmiyorum. Ee, bir saniye belki. Hı hı. Fakat e, nasıl diyeyim? Görünüm birazcık şey olacak hani bir şey sonra yanında başka bir şey daha çıkacak. Sayfa tekrar kendini güncelleyecek şeklinde yani zamanla genişleyecek. Uh -huh. Böyle bir durumda yine de e, hepsinin bir anda gelmesini daha şey buluyoruz. Kullanılmasından yani, daha iyi buluyoruz. Siz düşünün mesela biz hepimiz biliyorsunuz şu anda hep dizi ya da filmlerimizi seyrediyoruz. Böyle sırayla çıkması mı daha son kullanıcının gözünden iyi olur? Yoksa bir anda her şeyi görmeniz ve ona göre aslında ilerlemeniz mi? Bence şöyle bir şey de olabilir. Şimdi iki aşama var ya aramada. Bir yazarken, yazarken daha öneriler çıkarabiliriz bir iki tane en hızlı olanını. Ama hmm. eğer yazmaktan sonra kişi aramaya basarsa veya enter'a basarsa bu sefer hepsini birden tek liste olarak çıkarabiliriz. Ne diyorsun Alper? Böyle yapsak nasıl olur? Nasıl ilerleriz? O yazarken o zaman neler göstereceğiz? Genel şekilde hepsini birden mi yoksa ee, mesela atıyorum yazarken ilk beş tanesini, üç tanesini falan gösterebiliriz. İki story'miz olacak ya, biri başlıklar için de arama, biri işte şey için kategoriler için de arama, biri, biri, için konuşuyorum. Mesela başlık ve kategoriyi yaptığımızı düşünelim. Ee, yazarken mesela yazma anında o yazılan metnin ilk üç tanesini, dört tanesini hemen hem başlıkları hem kategorileri iki satır olarak gösterebilir. Ama eğer aramaya basarsa mesela onların hepsini 20 tane, 100 tane, kaç taneyse artık hepsini bir sayfada üstünde sonuç olarak gösterebilir diye düşünüyorum. Performansa etkisi olur mu onun? İlk gelen sonuçları gösteririz olabilir. Tamam, Bunların Hı -hı. hepsini acceptance kriteri olarak yazmanız okay. gerekiyor. Bundan önce şunu netleştireyim. Bunları 3 story'e bölme konusunda okey miyiz? Kategoriyle arama, tag'li arama ve başlık içerik olarak arama. Şimdi başlık içerik aramamız var diye düşünüyorum ben. O yüzden iki story olması gerekiyor aslında değil mi? bunu bir şey olarak değiştirebiliriz belki. Arama, yani yazarken gösterme şeklinde belki. Hı, evet. evet. Okay. Şimdi acceptance kütüaryaları yerine dönebilirim. Bunları içerisindeki testler olarak mı düşünebilirsiniz? Hani story olarak da açmak istemezsiniz. Daha sonra buna bağlarız zaten. Hı. İlginiz olsun. Şimdi bu hangisini yapıyoruz? Kategori ve kelime ile arama eklenme. Ee, iki story yaptık mı bunu yoksa bu bölünmemiş hali mi bu? Şimdi şunu sorayım. Hani normalde bu bizim hani epic olarak kabul Hı -hı. ettik anladığım kadarıyla Hı -hı. ve epiyi aslında storylere böldük. Evet. Acceptance kriteriği ilk başta genel çapta mı oluşturalım yoksa daha ayrıntılı şekilde mi gidelim? Be benim tercihim yani acceptance kriteriyallerinin story'nin altında olması. Eee epic'e Epi story'lerin linklerini ekleriz. Ee, storyler done dersek epic de done olmuş olur aslında. Okey. O zaman şu anda ilk acceptance kriteri olarak konuşacağımız konu kategoriyle arama. Evet. Birincisi aranılan kelimeyi içeren kategorileri de sonuç olarak gösterme. Buraya örnek verebiliriz biz specification as example, specification by example gibi. mesela deney kelimesi arandığında ölümcül deney başlığı ile birlikte e, deneysel teknoloji veya deneysel fizik kategorisinde gelmesi mesela. Tamam, bunu örnek olarak da yazalım. Burada e, kategorinin ne olduğunu da tanımlayabilir miyiz? Acceptance Criteria'dan önce Aslında kategori derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Şu şekilde olabilir, birkaç tane kategori yapabiliriz. Birincisi hani korku filmi, romantik film, ondan sonra aile filmi ve benzeri şekilde daha genel kategori yapabiliriz. Bir de özellikle kullanıcılarımızın en çok aradığı kelimelerden yola çıkarak hani içerikleri bunlara göre kategoriye olarak tagleyebiliriz ya da kategorileştirebiliriz. Mesela şöyle bir şey. Deneyden örnek verdik. Normalde deney bizim bir kategorimiz değil. Hani aile, romantik komedi ve benzeri gibi. Ama biz biliyoruz ki bizim kullanıcılarımız çok fazla şekilde deneyle alakalı ara, hani arama yapıyor search'te ve bize hep her seferinde bununla alakalı bir filmi ya da dizi bulunamadı diye cevap dönüyoruz. Fakat deney dediğimiz zaman biz mesela filmin içinde, dizin içinde deney geçiyorsa ve deney diye yeni bir kategori oluşturup bununla tek hani bununla eşleştirirsek daha iyi bir sonuç olabileceğimizi düşündük. Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında ya da farklı bir hani Bence güzel bir... ama o o da başka bir story bence. Yani o da bunun içinde biraz fazla geniş olacak bir şey. O da sen şeyden kendi kendine oluşan kategorilerden bahsediyorsun. Yani <laughs> atıyorum deney kelimesini arayan kişilerin Hı -hı. E, o çıkan sonuçlardan seçtiği şeyleri bir deney içine atmak gibi bir şeyden bahsediyorsun Hı -hı. diye anlıyorum. Hı -hı. Burada o zaman şöyle bir örnek verelim. Deney yeterli olmadıysa mesela aile filmleri dedin ya. Hı -hı. Aile kelimesini girdiği zaman sonuçlarda hem bizim aile filmi gösterilsin hem de aile kategorisine ait olan e, veya aile filmleri kategorisine ait olan filmler de listelensin diye örnek verebiliriz. Yalnız kategoriler aile film aile filmleri tek gibi olmuyor mu? Daha çok yani kategori dediğimde benim aklıma gelen korku filmleri veya işte ne bileyim komedi filmleri korku, olmuyor korku, o zaman değil mi? Korku Press Adası. Filmleri. Ya hayır Korku Adası mesela. Tamam Korku Adası filmiyle ile korku kategorisindeki diğer filmler diye düşünebiliriz. Bu, bu, bu bir acceptance kriteryamız oldu. Hı -hı. E, ikinci acceptance kriteriyemiz e, şeyi yazalım önce e, iki satır halinde mi göstereceğiz veya kişi korku kelimesine girdiği zaman korku adası, korku treni e, korku bilmem neyi filmleri gelip veya dizileri gelip onun altında da işte korku filmleri, korku kuşağı falan o tür kategorileri mi göstereceğiz? Burada da Ya şey... da oraya fil, yayınlar ve kategoriler diye iki nokta üst üste mi yapacağız? Nasıl yapacağız? O da olabilir. Hani burada şeyden da biraz yola çıkabiliriz. Mesela en çok puan almışlardan yola çıkıp ve hani ilk başta mesela filmleri gösteririz. Ar hani altında bir tane daha liste olur ve orada aslında dizileri gösteririz. Ve Aha. hani baktığınızda ilk beş top beş görünür ve yanında üç nokta olur. Kullanıcı oraya tıkladığında diğer tüm listeyi filmlerle alakalı görebilir. Diziler için de aynı şeyi yapabiliriz alt kısmında Şu anda satır satır aslında filmleri gösteriyoruz. Tamam. Aynen. Şey gibi arama alanı var. Arama alanının ilk altında başlık olur filmler diye. Filmler başlığının altında da mesela ilk beş olur ve yanında da üç nokta ya da artık hangi görselleri kullanacaksak hani bırakabiliriz. Kullanıcı ona tıkladığında sadece filmlerle alakalı hani korku filmleriyle alakalı sayfaya gider. Bir de altında hani diziler diye bir başlık olabilir. Orada da ilk beşi gösterebiliriz. Yine eğer kullanıcı daha çok dizi görmek istiyorsa yine o üç noktaya tıklayarak sadece korku filmi hani korku dizisiyle alakalı sayfaya gidebilir. Ve yani bu tamam. sayede böyle içerikler yığılarak daha böyle karmaşık bir sayfa da yaratmış olmayız. Tamam. Hem de kullanıcı istediği Bence şey. Bence o zaman başladık. kullanımı kullanımı basit tutmaya çalışalım. Yani <laughs> farklı kategorilere üç noktalar koymak yerine mesela arama tuşu yine olsun. Veya tümünü göster gibi bir şey koyalım. Ona Olur. bastığında hepsi görünsün. Ne dersiniz? Olur. Tamam onu yazalım o zaman. Ee, o zaman... İlk başta diyoruz ki 5 satır film ve dizilerin karması mı diyoruz? Yoksa sadece filmler mi geliyor? Puanı Puan... en yüksek diyelim mi buna? O kemiş Puanı en yüksek olanlarda. Puanı en yüksek, yüksek yerine yoksa popülaritesi en yüksek, en çok izlenen mi koymalı? Çünkü IMDB puanı dokuz olan bir şey, herkesin tıklayacağı bir şey olmayabilir. Evet, bu da doğru. Hani burada hangi yola gidelim ona göre çünkü ilk beşi sıralayalım. Alper sen ne dersin? Popülerlik açısından şu anda... Yani direkt onu hesaplayacak bir, e, yani hazır hesaplanan bir yer yok. Dolayısıyla yani mi, onu evet. da kullanabiliriz fakat e, onun için ayrı bir belki story oluşturup tamam. onun için tamam. içinden çalışmaya başlamak lazım. Okey, popülerlik elimizde yoksa o zaman review'lara bakalım. En çok e, review almış, en yüksek puanlılar sitemizde vardı galiba. <laughs> o en yüksek puanlılar içinden <laughs> beş tane seçerim o zaman. Peki şu anda eğer devamını görmek için hani tamamını gör butonum olacak yoksa üç nokta olarak mı gideceğiz? Hangisinde hani daha yatkın ya da ben tamamın daha eksplisit olması taraftarıyım. Kullanıcı deneyimi açısından. Tüm sonuçları listele daha en uygunu bence mesela. Tümünü gör değil mi? Korku kategorisindeki tümünü gör mü, yoksa tümünü gör şeyini mi? Şeyi aslında... bir paylaşabilir misin? Mesela Netflix'i bir açabilir misin şu an? Şurada bir bakalım Netflix nasıl yapmış bunu. Mesela bir kelime aratalım. Hı hı. Ya da dene, deneme yazdın ya hiçbir şeye gitmeden aslında bak şeyler. Buraya geldi. baktığımızda aratıldığında aslında burada her şey yani dizi film olarak karışık listelenmiş. Evet. Yani böyle bir özellikle listeye koymamış ama biz kullanıcımız özellikle kimisi dizi ya da film böyle vaktine göre ayarlamak istediği için daha büyük kolaylık sağlamak istiyoruz. Tamam. Ondan sonra buraya baktığımızda tüm içerikler dediğim gibi en çok oy alandan mı yoksa farklı türde mi onu tam emin değiliz o önemli ama değil. yani şu anda en güncel olana göre Şimdi listelendiğini varsayıyoruz. Sen burada yazdığın zaman direkt sonuçlar burada çıktı. Üstteki içeriğin şeyleri de çıktı. Yani text tavsiyeleri de çıktı. Sen burada enter'a bastığın zaman ne oluyor? Bir enter'a basar mısın deneyde? Enter'a bastım zaten. Hiçbir şey olmuyor. Yazarken bir şey çıkıyor muydu peki enter'a basmadan? Bunu güncelliyor sanırım. Evet. Her bir kelimeyi yazdığınızda güncellemeye devam ediyor. e mezar olanları listelerek gidiyor. Tamam. Peki benim aklımdaki şuydu. Yani bunu bir şey yazdığı zaman bir e, hover menü çıkar bir şeyler tavsiye eder. Hani ondan sonra enter'a bastığında daha detaylı bir sayfaya gider gibiydi ama Böyle de yapabiliriz. Hı. Hangisi daha güzel görünüyor sizce? Yine yani burada büyük ihtimalle yine kullanıcıyı hemen istediğini ulaştırmak için en böyle benzer kelimeyi bulduğu anda, yani en benzer içerikleri o kelimeyle eşleştirdiği anda gösteriyor. Bence Hı. güzel bir yaklaşım. Peki ne kadar yapılabilir bizim kendi sistemimizle? ya yani şu andaki sistem direkt var olan veri üzerinden gidiyor. Sırf aramaya yönelik bir servis oluşturursak başka hızlandırmalar koyabiliriz. Fakat şu anda Elimizde sadece var olan veri üzerinden arama şeklinde çalışıyor. Bir, bir örnek daha gösterebilirim. Hepsi burada .com'a gidebilir misin mesela? Tabii. Buraya bir arama yaz, Entra basmadan. Tabii. Arama şeyleri var, markalar var. İşte kategori önerdi. Erkek çorap. Üste üç tane kategori önerdi bize. Sonuçta Hı. üç tane üstte kategori önerdi. Altta arama kelimeleri önerdi. Ee, Aramak yaptığında böyle bir şey çıkıp ondan sonra enter veya araya bastığında o biraz önce Netflix'te gördüğümüz o detaylı sayfayı gösterelim hı. mi diye düşünmüştüm ben. O zaman Enter'a basıncaya kadar biz aşağıda bir şey göstermeyeceğiz. Sadece Hover'ımız açık olacak. Evet, evet. evet. Hover'ın içerisinde kullanıcıyı yönlendireceğiz. Evet, öyle düşünüyorum ben yani benim fikrim. Hı hı. Şu anki yapımızda Surge'ümüzde bu şekilde çalışmıyor. Hani direkt kullanıcının Enter dedikten sonra orada bir hover'ımız çıkmıyor. Bu tamamen aslında yeni geliştirilecek bir özellik. Yani gene onunla başlayabiliriz fakat en son Netflix'e gösterdiğimiz yere ulaşmak istiyorsak yani ilk bununla başlayıp arkadan birkaç e, işle bu işi haramayı hızlandıracak bir e, altyapıya doğru yönelip daha sonra ona geçebiliriz birkaç adımda olacak şekilde planlayıp. Okey ilk tamam. başta neyle gidiyoruz o zaman? Hover çıkartacak mıyız yoksa kullanıcı kelime yazacak, arattıktan sonra ilk beş film ve ilk beş dizi olarak mı gideceğiz? Bence en kolayı herhalde kelimeyi yazsın, enter'a bassın, hiç hover falan çıkmasın. Ondan sonra ilk beş kategori, ondan sonra ilk beş film, beş dizi şeklinde ayırıp gösterelim. Herhalde o en kolay olan olacak. Ondan sonrasında diğer şeyleri devam ederiz diye düşünüyorum. Uygun mudur Alper? Uygun. Tamam. Kelimeyi search ettikten sonra aslında... Yani Son... kelimeyi alana girip işte enter'a bastıktan sonra veya arama tuşuna bastıktan sonra. Yani ilk böyle başlayıp daha sonra şeyi geçebiliriz de. Hani bunu hazırlayıp sunup daha sonra auto de geçebiliriz. Aynen. Okey. O zaman şu ana kadar ne yaptık? Dedik ki ilk başta kategoriyle aramada. Kullanıcı kendisi kelimeyi yazıp enter dedikten sonra listeyi görecek. Şu anda hover'ımız yok ya da özellikle yazarken bir listelenmemiz yok. İlk başta ilk popüler puanına göre aldığı ilk beş filmi daha sonra ise ilk beş diziyi göstereceğiz ve tümünü gör dediğimde bu kategorideki tüm korku filmlerine ya da tüm hani korkuyla alakalı dizilere ulaşabilecek. Tamam şimdi arkadaşlar bu acceptance kriteriyelerimiz bunlar. Uygun muyuz? Yapabilir miyiz? <laughs> Story'yi <laughs> o zaman böyle kaydedip ready for development'ı alabiliriz. Tamam hemen alıyorum. Tamam süper. Çok teşekkürler. Şimdi bu story ready for development'ta e, birazdan yine kickoff yapmak için bir araya geliriz. Kickoff demek yani bizim story bekleyen, yapılmaya hazır bir story'miz var. Biz Hı. three amigos olarak yani e, business, POBA, e, developer, bir de QA olarak üçümüz. Ee, bu story'yi şey alacağız, yani development'a başlatacağız. Ondan önce beraber bir araya gelip bir alignment yapacağız, 5 dakikalık hemen. Şimdi tekrar açalım story'yi. Acceptance kriterlerimizi okuyalım önce. Ee, aranılan kelime hakkındakileri kategorileri getirme. Kullanıcı kelime alanına girip enter bastıktan sonra içeriklere ulaşabilecek. Ona önerilen kategoriler sayfanın en başında yer alacak. Kullanıcı ilk olarak en yüksek puana sahip 5 filmi ve daha sonrasında en yüksek puana sahip 5 diziyi görüntüleyecek. Kullanıcı tüm filmlere ya da dizilere ulaşmak istiyorsa korku kategorisindeki tümünü göre tıklayarak ulaşabilecek. Şimdi burada değiştirmek istediğim bazı şeyler var benim netleştirmek için. Mesela e, kullanıcı kelime alanına girip Enter'a bastıktan sonra içeriklerin listelendiği ara sayfaya ulaşabilecek yazabiliriz. Ara sayfada... Önerilen kategoriler sayfanın en başında yer alacak. Tamamdır. Okey. Kullanıcı ilk olarak en yüksek puanı sahip 5 filmi ve daha sonrasında en yüksek puana bir filmi görecek. Kullanıcı tüm filmlere ya da dizilere ulaşmak istiyorsa korku kategorisindeki tümüne göre tıklayarak... Aslında e, tümüne göre tıklayarak şunu şey yapalım. İstiyorsa tümüne göre tıklayarak korku kategorisindeki tüm içeriğe ulaşmak. Detaylı, Detaylı sonuçlara. Veya burada şöyle... Şimdi biz bir üstünde dedik ya en yüksek puanlı beş taneye göstermiştik. Tümünü göre tıklayarak korku ile ilgili detaylı arama sonuçlarına ulaşabilecek diyebiliriz. Kategori değil de korku ile ilgili detaylı Detaylı sonuçlara ulaşabilecek. Aynen detaylı arama sonuçları sayfasına gidecek gibi bir şey yazabiliriz. Şimdi bir de şey yazalım bence bir alignment olması için örnek senaryo yazalım. Şimdi kullanıcımızın arama sayfasında olması gerekiyor. Kullanıcımız ana sayfada şu anda. Hı hı. E, arama kutusuna girdi ve e, korku yazdı. Hı hı. O zaman e, korku filmleri ve korku e, dizileri kategorisi olan en yüksek yorum puanına sahip 5 dizi ve 5 film gösterilir. Yani Toplam 12 tane sonuç gösterilir. Okey. Şu anda ilk senaryomuz aslında çıkmış oldu. Tamam. Ondan sonra ikinci senaryo e, diyelim ki kullanıcı kullanıcı, arama, a, arama, evet, ara sayfasında veya kısa sonuç sayfasında. Tamam. Eğer ne zaman ki e, tümünü göster butonuna basar o zaman bütün korku kelimesiyle ilgili bütün sonuçların listelendiği detaylı sonuç sayfasına gider. Hı hı. Bu da tamam bir tek not. Bu detaylı sonuç sayfasının içeriği başka bir story'de şey olacak. Yapılacak. O zaman bu out of scope değil mi? Evet. Okey. Peki şu anda ne göstereceğiz? Yani oraya tıkladığında? Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda arama yaptığımız zaman şeye gidiyor değil mi? Direkt kelime sonuçları sayfasına gidiyor. Hı hı. Yine oraya gönderebiliriz. hı. hı. Ama de şeye göre, kategoriye gö göre göndermemiz gerekiyor. Ya da aynı formatta bir sayfa olacak o zaman. Ya yani Şöyle diyorum, şu anda mesela biz korku girdiği zaman birisi oraya, korkuyla ilgili sonuçları sadece başlık üzerinden gösteriyoruz ya. Hı hı. E, detaylı sonuçlara git dediği zaman, e, yani yapana kadar en azından bunu live'a almayız bence o sayfayı bitirmeden. Ama test aşamasında giderken işte sadece korkuyla ilgili başlıkları getirdiği bir sayfaya gidiyormuş gibi yapabiliriz. Yani şey diyebiliriz. Şu andaki arama sayfasının benzer formatta onlar listelenecek diyebiliriz Olur. istiyorsan. Bot olarak mı yazalım onu? Olabilir. Sonuçlar yönlendirilecek diyorum. Bunu tekrardan feature flag ile şey yapabiliriz. Kapatıp açma şeklinde yapabiliriz. Evet. İlla açmak zorunda değiliz. Evet aynen. Yine de bir nokta, bir sonuca ulaşması daha iyi olabilir. Mutlu muyuz? Üçümüz de bu story'yi başlamak konusunda. Evet. Başka arada kaçırdığımız bir şey yok diye düşünüyorum. Kullanıcının çünkü nasıl arayacağını, ondan sonra arama yaparken nasıl sonuç bulacağını, hangi sayfa yönlendireceğimizi, ilk neleri göreceğini her şeyi konuştuk kategoriyle alakalı aramayla. Hatta daha sonradan eklenecek özellikler hakkında da konuştuk. Yani ilk başta bunu çıkacağız, daha sonradan üzerine daha ekleyerek ya da hoverla arama ve benzeri şeylere de konuştuk. Tamam. Mutlu muyuz önce bir Alper'den de onay alalım? Uygun mudur? Uygun, uygun. Tamam. Şu anda bu konuştuğumuz storyyi şey yapacağız. In progress'i alalım mı şu anda? Başlatalım mı? Bir sıkıntı yok herhalde. kick da Olur. yaptık. Tamam. tamam. Şimdi bununla ilgili senin tarafta yazılacak unit seviyesinde ve integration seviyesinde şeyler, testler hangileri olabilir diye konuşalım yani mı? Unit test zaten TDD biliyoruz. Dolayısıyla onlar içinde olacak. Aynen. Ee, Aynen entegrasyon testleri şu anda elimizde var olan bir e, sistem var. Onun e, üzerinde arama sadece başlık üzerinden yapılıyordu. Hı hı. Dolayısıyla e, bu arama şu anda iki tip sonuç getirecek. Hı hı. E, başlık için olan kısma dair zaten entegrasyon testleri var. Hı hı. E, entegrasyon sanırım... dediğimiz zaman sistem entegrasyondan bahsetmiyorum ama hani yine normal hani işte database'de entegrasyon, ne bileyim serviste entegrasyon falan falan o küçük entegrasyon testlerinden bahsediyor. Ama tamam arama kutusunda kabul edilen ve edilmeyen karakterler test edilecek. Burada evet. aslında SQL injection tarzı bir şey mi? Ona e, ayrı şey yazıyoruz. yazalım. Mesela e, güvenlik kabul edilen derken hani e, SQL injection olmasa bile yani mesela sharp'la veya et işaretiyle arama yapılmalı mı yapılmamalı mı? Ee, bunun testi. Okey. Ee, bundan o zaman bir yerde tanımlamamız gerekiyor. Evet. Şuraya yazabiliriz. Şuraya bir parantez açabiliriz. Ya tam doğru olmak zorunda değil. Şu karakterler tamam. e, hadi et çok kullanılan bir şey olsun. Dolar karakteri. Ee, başka ne olsun? Yani istiyorsan alfanümerik karakterler haricinde tamam diye kısıtlayabilirsin sen. Bir de şey hani boşluk noktalama işaretleri ne de ekleyebiliriz istiyorsan. Alfa karakterler ve noktalama işaretleri diyeyim. haricinde giriş yapılmış. Okey, tamam. Arama kutusunda kabul edilen veya edilmeyen karakterler test edilecek. Buraya acceptance kriteriyi de yazdık. Ee, güvenlik öğeleri eee SQL injection karşı arama evet, terimleri ya da önlem alınacak diyebiliriz. SQL injection karşı önlem alınacak. Tamam. Tamam. Ee, bunun dışında Sayfaya gitti geldi. Hadi onları şeyle Journey testin içerisine test ederiz. Ee, şeyin içerisinde ara sonuç sayfasında ara sonuç sayfasında e, aranılan kelimenin kategorilerde ve sonuçlarda olduğu denetlenecek. Yani mesela korku yazdım. Korku gitti. işte korku kategorisi hakikaten ara sonuç sayfasında var mı falan gibi veya şey yaptım. Eee mantıklı entegrasyon, geliyor. Mu? Entegrasyon, entegrasyon evet. evet, evet. Okey. O evet. zaman o unit entegrasyon. ve entegrasyon içeriği diyebiliriz istersen. Dediğim gibi exhaustive olmak zorunda değil yani hepsini okay. burada düşünmüş şey var. Entegrasyonla ilgili başka bir şey geliyor mu aklımıza? Yeni bir tablo gerekmiyor şu anda sanırım. Dolayısıyla Var olanın üzerinden gideceğiz. Hı hı. Um, yani mimari açısından çok büyük bir değişiklik getirmiyor. Tamam. Dolayısıyla çok da bir şey gelmiyor aklıma şu anda. Tamam. Bir tane olması yeterli. Burada herhangi bir API değişikliği olacak mı? Yani. <laughs> Oraya gelecektim aslında. API değişikliği olacak mı? Evet olacak. Aramadır. Şu anda sadece ee, şey sonuçları geliyor. Kelime bazlı sonuçlar geliyor. Hı hı. İki şekilde yapabiliriz ya var olan gene aynı formatta gelir fakat bir alan ekleyip bunun işte kategoriye mi yoksa başlık aramaya mı dair olduğunu belirtebiliriz ya da hı hı. içeriği birazcık değiştirip yani şeyini, yapısını kategorilerde gelen sonuçlar bunlar. işte başlıktan gelen sonuçlar bunlar diye de yapabiliriz. Tamam. İlk başta sanırım en kolay değişiklik birinci bahsettiğim. Ek alan koyabiliriz. Değil mi? Evet. Ve arayüzde yüzde de buna göre gruplama yapılıp e, gösterilecek. Ya da ikinci opsiyon şey demiştin sen. Yani şey e, veri Biz yapısını de... değiştirip iki farklı alanda sonuçları listelemek. Okey. Sonuçları listeleyebiliriz. Arayüzde bu sayede direkt gruplara erişim sağlar. Tamam. 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 E, developerlar seçebilir bu noktada nasıl Hı. hangisini şey, şey yapacaklarını. Evet. Feature flag koymaktan bahsetmiştik. Hı hı. E, feature flag şey diye dedik değil mi? E, bir mesela tüm sonuçları göster dediğinde şu an eski sonuçlara gider. Hı hı. E, ya da flag on olduğu zaman diğer sayfa hazır olduğunda tümünü göster dediğinde yeni detaylı arama sonuçlarına gider diyor. O mi? zaman istersen evet o storye koyabilir. yani e, bir story daha olacak anladığım hı hı. kadarıyla. Hı hı. Sonuçları düzgün göstermek için o de kullanabiliriz. Kullanabiliriz feature flag'i ya da şu anda hazır koyup orayı under construction tarzı bir şekilde belirtip şu anda kullanıma geçebiliriz. Tamam, buraya koyabiliriz bence bir sakıncası tamam. yok. Tamam. Ee... Okey, o zaman bu sırada feature flag olacak fakat feature flag'in temizlenmesi diğer gelecek evet. sorularda olacak. Şuna API değişikliğinden farklı bir yere alayım. Şöyle aslında API değişikliği sayılabilir çünkü Feature Flag'in e, nasıl vereceğine bağlı. Vereceğimize bağlı aslında. Arayüzden vereceksek hı hı. Feature Flag'i yani ne bileyim e, Query Parameter olarak vereceksek hı hı. E, veya arayüzde herhangi bir yeri değiştirip vereceksek bu API'ye bir ek sağlıyor. Tamam. E, ama şey de diyebiliriz. Hayır biz bu versiyonumuzda sadece açık olacak veya kapalı olacak. Bunu arka backend'de Hı -hı. kontrol edeceğiz dersek o zaman API değişiklikten çıkartabiliriz. Tamam tamam o zaman mutluyuz. Herhangi bir şey yok. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Şu anda yok. Tamam. O zaman şunu save ediyorum. Tamam arkadaşlar şimdi geliştirmeyi tamamladık. Şey hakkında mutluyuz. Story üzerindeki acceptance kriteriyeleri düşünüp Burada bir demo yapacağız şu anda şeye e, piyomuza ve 5 dakikada tamamız dersek biz bunu alıp e, şeye götüreceğiz, teste götüreceğiz, Teste ne yapacağımızı, hangi testleri yapacağımızı e, ilgileneceğiz. E, biz şu anda tabii bunu kendi ürünümüz geliştirmediğimiz için Netflix üzerinden e, bunu yapıyoruz. Şimdi mesela biz korku alanına bir şeyler yazdık, e, Entra bastığımızı düşünün, bu ara sayfamız burası ara sayfamızda işte ilk başta korku kategorisi var. Sonra korku filmleri kategorisi var. Sonra gerilim ve korku kategorisi var. Dördüncü ürpertici korku filmleri. Bunlar hep ilk beş tanesi kategori. Bizim iki tane olacak bu. O, ondan sonrasında işte korku kapanı altı son çare. Bu e, en popüler olan ürünlerden bir tanesi. E, bu şekilde yaptığımızı düşünün. Yani acceptance kriteryalarımızı cover edip etmediğimizi bakıyoruz bu ...desk çekti. Ondan sonra... ...evet bunların hepsini ana... ...acceptance kriteriyeleri test edip... ...evet biz bunları yaptık. Kategoriler görünüyor. Diziler görünüyor. Filmler görünüyor. Dedikten sonra... E, ...biz artık tamam diyoruz ve... E, ...şeyi, ürünü... ...şeye geri gelebilir misin? Trello'ya. Bu kartı buradan artık... ...in test'e alıyoruz. Yani... ...demek istediğimiz şu... Ready for development'la in progress arasında bir kickoff var. Biraz önce yaptığımız üç kişi. Bu in progress'ten in teste geçerken de arada bir desk check var. Bu da evet yaptık. Bu yaptıklarımız kategori şeyleri acceptance kriteriyeleri karşılıyormuş şeklinde. Üçümüz de bu konuda mutluysak. Kartı teste atıyoruz. Ondan sonra artık detaylı testlerimiz başlayabiliyor. İşte otomasyon yazılacaksa otomasyon scriptlerimiz yazılıyor. Ee, exploratory test yapılacaksa exploratory test yapılıyor. Her şeyden mutlu olduğumuz zaman da in UAT'ye atıyoruz. Testçiler tamam bunda bir sorun yoktur dedikten sonra. In UAT'ye atıyoruz. UAT'de müşteriye gösteriyoruz. Müşteriye diyoruz ki biz bunu yaptık mutlu musunuz? Burada tabii hani PO müşteriyi temsil ediyor. PO zaten mutluydu, in progress'ten in test'e geçerken. Burada da artık ürünü kullanacak kişilere gösteriyoruz. Yani burada bir interaction var ya, hani ecalın temel felsefesi. Tamam, onlar da biz mutluyuz dedikten sonra da artık dan diyoruz ve dan demek artık bizim ürünümüz istediğimiz zaman production'a gönderilebilir, istenildiği zaman alınıp ...production'da, müşterinin önüne sunulabilir demek. Bu aslında o arada geçen bir sürü süreç... ...işte beraber review etme, beraber işte... Pair olup testlerin ne olacağını kararlaştırma... ...beraber test etme, test ettikten sonra gerekli otomasyonlarını yazmak falan... ...bunların hepsi definition of done'ın içinde. Yani bizim temel felsefemiz şu olmalı... ...biz bir ürünü tamam geliştirme bitti... ...artık benim işim bitmiştir veya bu ürün test beklemektedir değil test ve geliştirme ürünün temel ihtiyaçları onların hepsi bitmeden ürün dana gitmez şeyini anlatabilmek. Aslında yaptığımız her bir adım tüm paydaşların aynı noktada olmasına ve aynı bilgiye, neyi yaptığını, doğru ürünü mü geliştiriyor, doğru şekilde mi geliştiriyor bunun farkındalığını yaratıyor. Bu sayede de aslında biz production'a hazır dediğimiz zaman gerçekten doğru ürünün ortaya çıktığını biliyoruz ve bunu tüm paydaşlar tarafından kabul edi, hani ettirerek gidiyoruz her adımda. Hı hı. Ve bu sayede aslında benim ürünümün kalitesi artıyor, benim development kalitem artıyor ve sonuç olarak en kaliteli ürünü ortaya çıkarmış oluyorum. Genel olarak e, bu süreç developerların kafasındaki birçok e, soru işaretinin erkenden giderilmesini sağlıyor. Yani e, Story'e başlamadan önce, daha doğrusu işe başlamadan önce e, aklınıza takıl, takıldığınız herhangi bir noktayı hemen sormanızı gerekirse başlamamanızı ve bu e, soru işaretinin giderilmesini e, sağlayabilir. E, dolayısıyla iş başlamadan önce bütün bilinmeyenlerin ortaya konması açısından e, güzel bir yaklaşım. O zaman şeyden de bahsedebiliz aklıma geldi. Acceptance kriteri beraber yazmanın asıl amacı şeydir ya. Herkesin farklı background'u var. Mesela kendi deneyimleri var. Bu e-ticaret olabilir, bir bu şekilde streaming sitesi olabilir. Hani aslında bunu orada konuşup hem de bir experience deneyim yaymak aynı zamanda. Aynen. Aynen öyle. Çok sağlam. Ya yani ikinizin de dediği gibi burada temel amaç o aradaki bilinmezlikleri ve hani silo şeyine hani ben yaptım, topu öbür tarafa attım şeyinden kurtarmak. Bunun bir takım işi beraber yapılan ve beraber başından sonuna kadar hep iletişim halinde olunan bir şey olduğunu yapmaya çalışmak. E, temel amaç bu. Yoksa hani waterfall'dan uzaklaştığı nokta da bu aslında. Yoksa siz bir agile sprint içinde bir story'yi e, şu an analizde, şu an geliştirmede, şu an testte, yapıp yapıp ileri ileriye attığınız zaman aslında mini bir waterfall yapmış oluyorsunuz. Hani temel olay bunu el el birliğiyle hep beraber yapmak. Yani benim ideal dünyamda mesela e, bu kadar süreç bile yok. Ne var? To do var, in progress var, bir de done var. O kadar. O aradaki in progress içinde geçen testtir, geliştirmedir, analizdir falan. Onların hepsi o işin kendi doğasında aslında ama burada tabii hani genel böyle günümüzde çok kullanılan süreçleri örnek göstermeye çalıştık e, o noktada hani açıklamacı olduğunu ümit ediyorum ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tekrar merhaba. Ee, videoyu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmiştir. Ee, dediğim gibi yani daha hands-on, daha böyle gerçekten masada, ofiste bunları yaparken bir video çekmek isterdik ama bu şartlarda bu bu, bu kadar olabildi. Ee, başında da dediğim gibi bize sorularınız olursa lütfen kanaldan, işte mail gruplarımızdan, e, LinkedIn grubumuzdan, LinkedIn'den özel olarak ulaşarak her türlü sorabilirsiniz. Eee Görüşmek üzere diyorum. Bundan sonra daha çok videoda sizinle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.